versene aparat. Şeyini de ver kardeşim. Civata mı istiyorsun? Civata mı verince şey abi. Saklamalarını. 3 tane mi? 2 tane var. Gaz kolunu bağlıyoruz değil mi usta? Evet. Yalnız şu parça alüminyum olduğu için yukarı sınırlıyoruz. Bir de civatı yağlamak gerekiyor sıkarken. Buradan direkt sağlarsınız. Rakaya yapabiliyoruz mu burada? Hayır, rakaya da şuradan yapıyoruz. Yukarıdan bizim o boşa aldığımız yer. Sadece orası değil mi ayarladınız? Evet, içeriden. Yani bu makinede kapak açmadan dışarıdan bir gaza rakaya yapamıyoruz. Hani seyir halindeki. Diğer makineler dışarıda olduğu için. Yine yaparsın ama biraz yağ gelir. Yani bir şey sıkıntı yok, sadece yağ gelir değil mi? Evet, aynen öyle. Yani mecbur kalırsak makineyi stop etmeden ayar yapabiliyoruz. BK Marin'i tebrik ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten temiz, düzgün, tekniğine uygun çalışıyorlar. O arada da bize de bilgi veriyorlar. Gemide bizim başımıza bir sıkıntı gelirse müdahale edebilelim diye. Şirketimiz daha önce de zaten makinelerine bakım yaptırdığı için güvendiği bir firma. Sökülen işlemin tersi olarak arkadaşlar montaj devam ediyor. Son söküleni ilk takıyoruz. Ondan sonra aynı tersten gidiyoruz. Şimdi o şeyi ayarla. L boruyu ayarla bana. L boru vardı ya. Objektör pompa kısmını taktık. Rak kolu bağlantısı bu. Ayar da bunun içinden yapılıyor. Rak ayarı. Rak ayarı buradan yapılıyor. Yani arkadaşlar. Gaz ayarı. Objektörleri aynı miktarda gönderilen basınç ayarı. Objektör timing ayarı. Evet, enjektör timing ayarını oradan yapıyoruz. Düz tonuyu da ele yapıyoruz. Egzoz jantımızı takıyoruz. Hemen manifoldunda o-ringimiz var değil mi usta? Evet abi. Egzozda yanmaz jantımız var. Bakır da olabilir. Yanmaz herhangi bir jonta da olabilir. Klingirik jonta da var, o da olabilir. Normal klingirik olmaz değil mi? Evet. Yanmaz klingirik olacak. Evet. Telli olursa çok sıkıntı. Telli olursa dayanıklı olur. Arkadaşlar valk iticileri burada 3 tane. Ortadaki enjektörün zamanı geldi zaman. Sağdaki emme, soldaki egzoz valfine kumanda ediyor. Buradan gaz ayarını yapıyoruz arkadaşlar. Oradan tonoide ile ayarladığımızda raka kumanda ediyor. Pompanın yakıt helisini açıyor ya da kapatıyoruz arkadaşlar. Sola doğru çevirdiğimizde yakıtı açıyoruz. Sağa doğru çevirdiğimizde kapatıyoruz. Evet, 10.000 altı anahtar kamçıyı ver anahtarı. Kamçılar jeneratörün altında. Bir taraftan da kaver yukarı doğru çekildi, eski kaver dışarı gönderecek. Yavaşlarla eski kaveri güvert alıyoruz. Oradan rektifeye gidecek arkadaşlar. Komple toplanacak, donat olacak. Çatlak testi yapılacak. Barfleri, lerçeleri donatıldıktan sonra tekrar gemiye hazır olarak gelecek. Üzerine sadece rekorlar yoksa rekorlar takacağız, yakıt rekorlarını aksesuar olarak. Evet. DK Marine'in linkini, irtibat telefonlarını, bilgilerini size atacağız arkadaşlar. Oradan açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Bizim firmamız bütün gemilerinde güvenerek, hile orada katmadan, aynı zamanda da işini profesyonelce yaptığı için başka firma aramıyor. Tek firma ile çalışıyor arkadaşlar. Caterpillar ve ne demiştiniz? Evet, diğer tüm markalara bakıyorsunuz. Caterpillar biraz değişik olduğu için herkes anlamıyor. Mesela ben de çarşı başıyım, daha önce yapmamıştım. İlk defa sizinle beraber geleceğim. Çok da biraz olmayan makine aslında. Genelde... Yani biraz ondan piyasada çok olmadığı için ilk defa burada başımıza geldi şimdi. Genelde taş botlarda, romantörlerde falan var. Nasıl? Genelde romantörlerde var ya da işte yatlarda genelde oluyor. Daha pahalı mı? Ticari gemilerde çok görmedim ben. Yani çok nadir var işte. Çok da denizci demezler aslında Caterpillar için. Daha çok yatlarda mı kullanılıyor o zaman? Römökörlerde yatlarda. Römökörlerde yatlarda genelde oluyor. Tam çeliğe sıktı mı İlhan abi? Manya yapın isterseniz uğraşmak program. Şuraya gidelim. Manya yapın isterseniz. Evet, yakıt girişleri, iticiler. Arkada da pompanın
rak sistemi arkadaşlar. Bu şekilde. Ara kapağı takacaklar şimdi. Altındaki o-ringle. Eğer o-ring ezilmemişse aynı o-ringi kullanabiliriz arkadaşlar. Yüzeyi de temiz olacak o-ringin basıya. Doktorlar nasıl ameliyat yapıyorsa biz de aynı titizlikte yapıyoruz değil mi usta? İki numaranın ekstorsiyonunu tutturmak için bir numarayı gevşetiyor ustamız. Kendine pay oluşturacak. Arada expansion jointler var ama yeterli esneklik olmadı herhalde. Evet, bir taraftan da çıkan kaver bakıma gidiyor arkadaşlar. Ustam bir kaver böyle sökme, takma, ayarları yapma. Eğer bir sıkıntı olmazsa 3 kişi çalışıyorsunuz. Ortalama kaç saat? 5-6 saat, 8-10 saat? Şöyle 3600-600 için konuşuyorum. Çarşı her şey hazır olduktan sonra bugünkü hani var vakileri taktık ya çarşı. Normalde bunları biz yapmıyoruz. Normalde hazır olsaydı daha çabuk olacaktı. Hazır olsaydı hemen hemen 3-4 saatimizi alırdı. Biz 7-8 saat sürüyor bizim bir şey yaptığımız zaman. Yok. 3606 için konuşuyorum. Siz de gördünüz. İlk geldik söküm hemen bitti. Evet. Biraz aparat yapmakla bakış lazım. Aparat yaptık. Valfleri sökmek için baskı aparatımız yoktu. Saçtan aparat yaptınız. Onunla uğraşıldı. Sonra valfler donatıldı. Ondan sonra zaten montaj işlemini videoda kaydınızda gözüküyor. Evet. Yani işi bilen insanların el becerisi pratiği bir de herkes kendi işini, iş görevini çok iyi biliyor. Bilmeyen insanlar bunları toparlamaya çalıştığı zaman yaptığı bir hatadan dolayı makineyi komple darmadağın edebiliyor. O yüzden ne diyoruz mesela kazazede kazaya uğramış, eğer ilk yardım terliliği sertifikası olmuyorsa bir insanın müdahale etmesin, acili arasın ambulansı, onları bilgilendirsin. Hayat kurtaracağım derken insanların hayatından da ediyorlar. Burada da bilmeyen insanlar bilmiyorsa, yeterliliği yoksa, makineyi tanımıyorsa, eğitimini almadıysa... Neden yapmasaydık ya? Yani kameri sıktık, suyu alsaydık da bir kaçak maçak var mı görseydik ya? Su hattını bağlamadık ya abi. Keşke bağlasak da bir şey. Tamam, ekstozu bağlasın. Ekstozu çalışıyorum burada. Yardanlık var mıyız? Yukarıda tezgahta var da. Versene. Yok yok, yardanlık burada. Bu iticilerin üçü de aynı boyda mı usta? Evet. İticilerin basacağı yerleri, makine... Yağlamadıktan sonra makine şey çık. Daha sonra makine yağlaması oraya gitmiyor mu? Yağlama deliyor. Şöyle yağlama gidene kadar cık yapıyor. Şey yapana kadar, yağlanana kadar. Sizleri telaşlandırmamak için. Yine abi bu virüslerin şey falan yok değil mi? Hayal etti Allah kadar. Bunlar hayal mi yok? Ver bana şey, ben yapayım. 3-4 ver bana bir tane. Nerede var? Hayır, sarsan. 2-3-4. 3-4 değil ya, al. Evet, sana zahmet. Bir de düst tonoyu da. Ekstor jantamızı taşıyoruz da. Bir birini alasana.